Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz hesap marka piyasanın en pahalı şarj kontrol cihazı ve rüzgar türbini biliyorsunuz. Ne yazık ki bu da üçüncü TESAP'ın ciğerlerini, bağırsaklarını değiştirip şu gördüğünüz böyle bir kart yapmış ama ne yazık ki işte patlamış. Ve de daha önceki yaptığım TESAP'larda da aynı sorun var ve hiçbir de memnun değil. Şimdi ben bunun sadece nesini kullandım? Dış kabını kullandım. İki tane ampermetre, bir tane de ampermetre, voltmetre, bir tane de Pako şarterini kullandım. Diğer içinin bağırsaklarını değiştirdim. Kendi sistemimizi yaptık. Bu 28,5 voltta fren yapıp 26,5 voltta freni bırakıyor. Programlıdır. Bu programları da kendiniz yapabilirsiniz. Fırtına bekleniyor veya ani fırtına çıktı. Bunu manuel olarak da durdurabiliyorsunuz. Ayrıca bu kendi resistansları çok zayıf. Hiçbir kumanda etmiyor veya çok az kumanda ediyor. Ben içine ayrıca şöyle tabii görebiliyor musunuz? Ayrıca bir resistans teli koydum. Ve aynı zamanda burada da bir şönt var. Bu şöntü çıkardığınızda resistans devreye giriyor. Şöntü taktığınızda direkt durduruyor. Şimdi bunları göreceğiz. Tabii ben iki tane çıkma akülerle test ediyorum. Bunlar 24 voltluk iki tane ikişerden 4 amper paralel bağladım. Bakın zaten voltaj da düştü. Şimdi ben çalıştırıyorum. Nasıl fren yaptığını, 28,5 voltta fren yaptığını göreceksiniz. Bakın amper 4 ampere geldi. Görüyorsunuz. Ampermetre çalışıyor. Voltaja bakın. 28 volta geldiğinde fren yapıyor. Şöyle bakın. Işık söndüğü zaman fren yaptığı anlamına geliyor. Tabi bu niye bırakıyor hemen? Benim aküler ölü olması ve 26 voltla 28,5, 2,5 volt aralığı var. Onun için. Şimdi şu ışıklara gelelim. Faz 1, faz 2, faz 3. Burada da faz 1, faz 2, faz 3'ü yapıştırdım. Örneğin şunu, bir tanesini çıkaralım. Biraz çalışsın. Örneğin şunu çıkardım. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Faz 3. Demek ki bu kablo alternatörden gelen 3 kablo, 3 fazın bir tanesi çalışmıyor. Dolayısıyla bu kabloyu araştırırsınız. Acaba alternatörden problem var, kablodan problem var, fırçadan problem var diye bakın. Şeyimiz yandı. Bu ledler çok önemli. Alternatör hakkında bize bilgi vermekte. Örneğin şunu da sökeyim. Şimdi bunu da bilmiyorum. Hangi faz diye. Bakın çıkardım. Faz 1'miş. Gerçi burada da yazılı faz 1 diye. Tekrar takıyorum. Ya bunlar çok önemli şeylerdir. Şimdi freni gördünüz biraz önce. Amperi de gördünüz. Bakın bu yavaş yavaş devire göre, rüzgarın şiddetine göre, bakın amper de volt da şu anda mesela burada tam okuyamıyorsunuz. 24 mü 23 mü? Ama burada bakın 24.7 milimetrik olarak okuyabiliyorsunuz. Fren yaptığında bu ışık söner. Şarj yaptığında veya hazır beklerken kırmızı ışık yanar. Tekrar 28.5'a getireyim. Bakın. Fren yaptı. Tabi girip çıkması akünün boş olması anlamında. Daha doğrusu arızalı olması anlamında. Ben şu ampulleri iptal edeyim. Bir de şu şönt olayını size göstereyim. Bekletmeye alacağım. Evet, şimdi şu şöntünü, bu nedir? Sargıları kısa devre ediyor. Yani bu alternatörden gelen sargıları kısa devre edip daha hızlı bir fren yaptırıyor. Şimdi ben bunu çıkardım. Çıkardım. Şimdi ne devreye girecek? Resistanslar devreye girecek. Şimdi onu da görelim. Şimdi resistanstan önce şu manuel freni de görelim. Bakın. Bu manuel frenle bu şöntü taktığınızda aynı işlemi yapmaktadır. Tekrarlıyorum. Bakın gayet güzel fren yapmaktadır. Şimdi gelelim. Kendisi fren yapacak. Resistans devrede. 28,5'a geldiğinde bakın. Tabii yine devreye tık tık girip çıkıyor. Yani çok az
bir fren yaptırmış oluyor. 28.5'a gelince bakın biraz daha evet bakın evet duyuyorsunuz sesi. Bunda bu yumuşak fren anlamına geliyor. Zaten burada da bakın şimdi herhangi bir yük yok. 3-4 amper, 5 amper üretiyor. Yani akü çekiyor. Tabi bu tık tık devreye girip çıkması özellikle söylüyorum. Benim aküm ölü. Gördüğünüz gibi bunlar benim elektrikli bisikletten çıkma aküler. Ama masa üstünde test olarak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel, başarılı, iyi bir şekilde çalışmakta. Göstergelerimiz çalışmaktadır. 25.6. Bakın burada da tabi tam 25 olduğunu bilemiyorsunuz. 28 mi, 27 mi bilemiyorsunuz. Bu da milimetrik olarak gösteriyor. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.